Bunları bir daha böyle görmeyeyim. Asker gibi olsunlar. Başçavuşum. Emredin komutanım. Askerleri görev yerlerine dağıtabilirsin. Emredersiniz komutanım. Zafer. Emredin komutanım. Naci. Emredin komutanım. Arka taraftaki binanın tadilatına hemen başlanacak. Şakir. Emredin komutanım. Mutfaktaki borular tıkanmış, onlar açılacak, hadi. Komutanım, boruları ben açarım. Çok iyi yapıyorum o işi. İyi, öyle olsun. Şakir, sen de tadilata geç. Emredersiniz komutanım. Geçin yerlerinize. Hüseyin. Cengiz. Oh be, zor sıyırdım vallahi. Ay, ne sıyırma ama. Aman iyidir. Tekinsiz yer orası. Geçen devreden biri ölümden döndü. Nasıl becermiş onu? Boya mı yemiş? Yok, tek başına yemiş. Başına kalaç düşmüş durduk yere. Sonra beyin kanaması. Komaya girdi. Yani ölse şehit olur. Diyor ki, sanki böyle üstümden bir şeyler çekildi. Yok, onun tansiyonu düşmüştür. Yok be abi, adamın beyni atmış. Sağ ol, sabah sabah içimizi açtın yani. Ana! Harabe lan burası. Oo, bir çocuk haklıymış be. Ela borularda açarım daha iyi be ya. Baktı burada hiç çok gelmedi. He, akıllıymış. Ondan değil lan. Burası tekinsiz ya biraz. Ondan gelmedi. Şişt, ne tekinsiz lan? Vallahi ben de bilmiyorum oğlum. Anlatıyordu birilerini ama tam anlamadım. Bir şey mi olmuş? Birinin beyni mi atmış? Öyle bir şeyler. Beyni mi atmış? Pekmez gibi yani. Ölmüş mü? Bilmiyorum ama ölmüştür herhalde. Aaa! Şşşt! Dedin oğlum sen! Atıyor oğlum, atıyor. İnanma. Atıyor değil mi? Ben bilmem. Beyni öyle attıysa burada ölmüş demek ki. Hem neden kapalı kalsın bunca zaman burası? Neyse, size kolay gelsin. He! Yerim ulan sizin hikayenizi! Tabii ya. Hem beyin nasıl aksın oğlum öyle pekmez gibi? Olmaz. Oh. Olmaz değil mi? Ferit. Ya babacan, vallahi senin de işin zor ha. Şey diyorum be, işte bu kadınlar çapkınlık meseleleri filan ha. Ama vallahi saygı duymak lazım. Yani misal benim işte Liz var. Ben de ona bir hediye alacağım inşallah. Ayıptır söylemez. Ama ne alacağını bilmiyorsun. Ha, ne alayım be? Şişt, sen bilirsin ha. Yani diyorum ki böyle çam sakızı, Noel armağanı bir şey. Bak şimdi. Yok. Senin durumun çapkınlık değil baba. O yüzden pahalı hediye falan işlemez. Sen kalbinden gelen bir şey vermen lazım. Ha, anladım ben. Yok öyle kalpten falan olmuyor işte. Kaza diyorsun değil mi? Yok. Ya diyorum ki bak böyle duygulu bir şeyler olsun ha. Yani misal belki görülebilir. Ha, duyulabilir. Ne bileyim işte be. Ya bir şey de bana be. Senin işin zor baba. Ya tek taş yüzük, ya papatya. Gel çay ısmarlayayım sana. Yok, ben şeye gideceğim, Kartopu'nun yanına. Ya çocuk tadilat yapıyor, yazık karanlıkta bir yer. Ha, Ali anlattı, orada biri mi ölmüşmüş, birine bir şey mi olmuşmuş? Şehit mi düştü dedi, koma falan dedi. Sonra bir ara yatır dedi. Allah Allah, nasıl be? Şeyden, Kurtuluş Savaşı'ndan falan mı kalmış acaba ha? Öyle bir şey işte, hadi görüşürüz. Huylandırdı ha. Bak, buraya sıvarken şunu biraz daha yatay tuttum. Daha pürüzsüz oldu. Evet. Ulan değme ustalara taş çıkarırız vallahi. Ben de şey sandıydım. Ben de o sandıydım. Değilmiş şükür. Allah'ını seversen Hamza abi, Allah'ım yarabbim ya. Ne oldu lan? Ben de ne sandıydım. Amma kasvetli yermiş burası be. Duvarları boyayınca buralar mis gibi olacak Arıza Bey. Vallahi boyasanız da ben pek haz etmedim buradan be. Hem Bak o şeyden sonra, ha? Ana! Senden mi duydun Arız abi? Ha, beyni pekmez gibi akmış. O galiba şehit düşmüş. Büyük taarruzda mı acaba? Vallahi babacanlar, şimdi o kadarını ben de tam bilemiyorum. Ferit'e de birileri anlatmış. Çok muamma, karışıkmış. Sen büyüksün yarabbi. Ne oldu be? Abi, ha? Sabahtan elimi yüzümü yıkarım diye suydan havlu getirmiştim. Su bitmiş, havlu gitmiş mi? Yapma, yapma kartımı vurma. Gel. Tamam, tamam komutanım. Korkmayın benim. Yani korkmayın, sizsiniz. Tamam, korkmayalım, biziz. Komutanım, biz sizi şehit sandık. Yani onun ruhu sandık. Burası onun yatırı sayılabilir. Ne ruhu? Ne yatırı? Yok komutanım yok. Korkacak bir şey yok. Hani ben öyle olabilir mi belki acaba diye şey ettim. Yok bir şey. Var bir şey. Neyse. Siz devam edin arkadaşlar. Ben zaten öylesine bir bakmaya gelmiştim. Aman be Hamza abi. Hepimizi korkuttun be ya. Aman babacığım be. Siz de yarışın çocukça. Ne korkacak. Ne olacak? Oldu, ben kaçtım. Oldu, ben kaçtım babacanlar. Tosun. Efendim. Yabancım da dur evde. Tamam. Tosun. He. Sen de duyarsın. Neyi? Döşemenin altından tıkırtı gelir be ya. Ulan döşeyeceğim sana şimdi küfür ha. Lan korkutma beni ya. Korkma. Bak yine geldi. Ya yerler şey ya, o yüzden tıkır diyordur. Ne ya? Ya burası eski bina ya, ev tarafından da tıkırtı gelmesi normal be ya. Tabii canım. Tabii. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu şehit mehit olayları var ya, onlar da hikaye lan. Tosun. Efendim? Ne dersem kızdırmaz mısın? Kimi kızdıracağız lan? Ya şeyi... Rahmetli işte be ya. Duydun mu? Duydum. Bu sefer ben de duydum. Evet. Şeydir lan belki. Değil. Fare. Faredir lan belki ya. Fare. Tabii. Belki de şeydir. Aman böceğidir be ya. İri bir aman böceği. Şakir. Efendim Dağcı, o iri hamam böceği kapıyı kapadı. Şişt, yavaş lan. Ula uşaklar ne oldu size? Yok bir şey. Kapı itti. Biz de açtık. Kim itti babacan? Oh! İyi saatte olsun da. Bismillahirrahmanirrahim. Babacanlar, ben o zamanlar daha çok küçüğüm. Rahmetli ablamın koynunda yatıyorum. İşte o da 11-12 yaşlarında falan. Biz bir gece... Mışıl uyuyoruz. Birden o merdivenler tarafından gırç. Ama nasıl bir gırç. İşte öyle ayak sesleri geliyor. Bağıracağım. Sesim çıkmıyor. Düşün, benim sesim çıkmıyor. Yani sen anla artık. Ben hemen yatağın içine gömüldüm. Evet, süper. Peki kimmiş gelen? Kapıcı, ekmek servisine gelmiş. İşte beni böyle küstürüyor, anlatamıyorum. Kim alacak hanım? İyi saatte olsunlar. Kim abi onlar? Ya dinleyin be ya. Anlatır işte adam. İşte sonra yine hemen akabinde büyük bir gıcırtı ve elektrikler gitmez mi? Heh. Abi yüreğim ağzıma geldi, anlatma. Bundan sonrası bana ağır gelecek. Celdi bile bak. Demin korkudan fıs diye saldın. Terbiyesizlik etme. Ben 20 dakikada bir lavanta kokusu fıslatıyorum abicim, odur. Sonra ne oldu? Bilmiyorum. Yani vallahi sonrasını bilmiyorum. Ben korkudan bayılmışım. Ablam da dua okumuş. Yatıp sağıma, döndüm soluma. Melekler şahit olsun dilime, imanıma. Allah baş, Hazretleri yoldaş. Gelen düşman, eli bağlı, dili taş. Ne oldu lan? Korktun mu? Korktum tabii ya. Bizim köyde de kesik baş vardı. Geceleri mezarlıkta dolaşırdı. Ya çocuklar, benim dedem de anlatırdı. Bir gece mezarlıkta yürürken... Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Rahmetli uçuyor muydu babacığım? Gecenin bir vakti mezarlıkta ne yapıyor? Allah Allah, mezarlık bekçisiymiş dedesi. Dinleyin abi işte. Neydi o? Sonra ileride bir incir ağacı görüyor değil mi baba? İncir ağacı olmaz mı? Ve incir ağacının dibinde de bağlı bir keçi. Anam! Keçi mi? Şşt! Gece vakti yaklaşmasın keçiye lan! Ah canım demiş. Gece vakti seni kim bağladı buraya? Keçi demiş ki... Aa tamam abi yeter ya. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum, tamam mı? Tövbe tövbe ya. Dur be oğlum, en heyecanlı yeri. Ne heyecanı be? Keçi işte. Allah'ın keçisi. Bakın Allah bilir var ya, kesin kötü bir şey söylemiştir ha. Şşt. Beni çöz demiş. Ay yapmayın kardeşim ya. Ya içim daraldı, anlamıyor musunuz? Korkuyorum. Tuvalete bile gidemiyorum. Rahatladınız mı? Gitme oğlum gitme. Gece vakti helada cin olur. Manyak mısın sen? Niye helada abicim? Ha? Koğuşa gelemiyorlar mı? Allah'ım, Allah'ım. Destur. Ne oluyor be? Vallahi ne olsun. Biraz öyle ruhlar alemine daldık da terlik can tırstı biraz. Şşş. Bana bakın. Bu arada bizim şu tadil edilen bina var ya, onun altında yatır varmış, yatır. Ha doğrudur vallahi. Oğlum bizim eskiden oturduğumuz evin altında da yatır var. Olabilir yani. Anam! Deme ya. Abi. Yapma. Hadi ya. Tabii. Vallahi. Bak, kalbin temizse hazretleri görünür, dileklerini kabul eder derler. Belki bizim alayın hazretleri de iyi kalplidir. He? Belki dileklerimizi de kabul eder. Şşş! İnşallah dostum, inşallah. Bakın şimdi, ben yine bir gece tuvalete kalktım. Sonunda baksa kalktım. Tıkırtılar şuradan geliyor. Yok. Bazen şuradan da geldiği oluyor. Vay. Ne oldu be ya? Bu kadar dolaştığına göre kesin yatır yerinde rahatsız ettiniz ya. Ne? Bir de yatır mı çıktı şimdi? Ya çatıda yatırın ne işi var? Koskoca evliya sana mı soracaklar nerede dolaşacağını? Tövbe. Şişt, bana bakın lan, burada küfür ettiniz mi? Vallahi ettiyseniz ağzınızı burnunuzu yamultur at. Yolunmuş tavuğa dönersiniz yemin ediyorum. Ha! Şşt! Bak. Mail var burada, mail. Kapıyı itince... kendiliğinden geri geliyor. Bir de rüzgar falan esmişse... korkulacak bir şey yok yani. Tabii. Allah kimseyi inançsız bırakmasın kardeşim. Rüzgarmış, bak sen. Yatırın nefesi değil de... Sus! Korkutma çocukları! Cahil. Sensin cahil. Birazdan insanla maymun akrabadır demeye de başlarsın da sen. Oh! Pek bir itikatlı görüyorum sizi Cumhur Hazretleri. O zaman sen şu dolaptaki seks dergilerini de atarsın artık. Karıştırma kadın be. Neyse ben spora gidiyorum. Bana bakın bir şey olursa 3 kulvarla, bir elham, bir de ayetel kürsi. Tamamdır. Hadi eyvallah. Ben de kaçtım. Dur ya, sen gitme bari. Oğlum boşuna korkuyor. Yani ben burada yatır matır yoktur demiyorum. Belki de vardır. Ben sadece korkmaya gerek yok diyor. Ya nasıl gerek yok diyor kardeşim? Yatır diyor. Ya tövbe estağfurullah. Hazretleri çarpar. Ulan Şakir. Ulan Şakir oğlum, illa birinden korkacaksan git sokaktaki magandalardan kork. Hırlısı var, hırsızı var, havaya ateş edeni var. Oho! Yatır matır nafile oğlum. Sanırım toplumsal bir mesaj vermeye çalışıyorsun sinyorcum ama boşuna. Yatır olayı çok fena. Ben çok tırsıyorum. Aman be, ne halt ederseniz edin. Ben gidiyorum. Ya durma ya. Yalnız bırakma bizi. Çavuşum. Seyfi. Bartınlı. Ya Cemalcan, sen ne laf anlamaz adamsın kardeşim. Ben bu... İstemiyorum dedim ya, istemiyorum. Ulan ne olur ki? Ya sabır Allah'ım ya Rabbim, ya sabır. Hala mı aynı mevzu ya? Hala mı? Bitmedi ki, bitebilir mi? Uşağım ne güzel kaset oldu, bırak da dinleyelim da. Şşt. Ne kasetiymiş bakayım o öyle? Ya duygu yüklü bir eser. Porno kaset mi yoksa? Ne o hoca efendi, gözlerim parladı birden. La oğlum uğraşma benimle ya. Zaten aklına ermiyor senin yatır matır işlerine. Beyler, Tosun nöbetten dönünce ufak bir oyun oynayacağız. Kimse bozmasın, tamam mı? Vedat. Tamam. Tamam. Allah Allah. Oyun mu? Süpermiş. Nedir? Yatırıcılık oynayacağız. Ya tübe. Yapmayayım ben nöbete giderken böyle şeyler be ya. Of, amma tırsaksın sen de be. Ya beyler. Oyun filan diye çocuğun yüreğine inmesin. Abi bir şey olmaz. Allah Allah, bozmayın tamam mı? Bozmak yok. Şşt! Bana bakın lan. Bana sakın böyle şakalar falan yapmaya kalkışmayın ha. Çok fena olur. Bak ben efsunluyum, çarparım ha. Ya uşaklar, Tosun gelene kadar ha bu kaseti bir dinlesek diyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya, var ya senin kaset sarıyor, tekrar ediyor ya. Ya kardeşim, Cemal'im, Çavuş'um, ben o kaseti dinletmeyeceğim. Yok, bitti. Uşağım, utanıyor musun yoksa? Ya ne olacak ki? Bak, bir şey diyeceğim. Ha o kaseti dinleyelim, ha buradaki arkadaşların hepsi beğenirse... ...söz sağa kaset yapacağım namussuzum. Ya Allah aşkına biri alsın bunu. Öyle tamam, bak böyle, dinle. Beyler başımı yakacaksınız ama. Allah Allah, bir dur, bir huzur ver ya. Bir şey yap ya, sus. Ya kim duyacak abi? Sen sesi sadece bizim koğuşa vermedin. Evet öyle ama sistem yeni abi. Daha ben birçok düğmenin ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir şey olmaz güzel kardeşim, bir şey olmaz. Hadi abi. Beni çok üzüyorsun evladım. Ha, vallahi bir daha yapmayacağım. Mezarımın üzerinde dolaşırken dikkatli ol. Olacağım vallahi, yeminle. Ne dersen yapacağım. Naci. Yoksa gelir bulursun Naci. Naci. Yahu ben Naci değilim. Mezarımın önünden başlarken bir saçlıyor. Gider misin? Yoksa gelir bulurum senin Naci. Tamam. Ne dersen yapacağım, tamam mı? Hadi git ya. Naci. Vallahi diyorum lan, bana seslendi. O konu ikimizin arasında. Bir tek bana söyledi. Ya şimdi size söylerim de, ya bana kızarsa? Oo. Yok artık canım. Yani yatır da biraz saygı göstersin. Hem korkut hem anlatma. Olmaz ki öyle bir şey. Hayret bir şey. Dur be oğlum sen de, Allah Allah. Öyle konuşma bak, çarpılırız şimdi ha. Çok uzattı ama yatırdı. Ben çarpacağım iki tane şimdi. He, dikkatli ol Tosunum o zaman. Demek ki aramızdan seni seçti. Beni mi seçti? Erdim mi yani ben? Ereceksin. Az kaldı. Ya yapmayın be ya. Sonra oraya gideyim, ben gideceğim abinin. Ulan sen de ne korkak adammışsın be. Yuh. Nasıl gidiyor Şakir? İyidir komutanım. Sağ olun komutanım. Bitiyor mu bari? Azıcık kaldı komutanım. Boyaya geçtik. İyi güzel. Hadi gidip bir bakalım. Buyurun komutanım. Tosun, ne yapıyorsun be ya? Oğlum bu ne? Şakir, burası yeşile mi boyanacaktı? Benim suçum değil komutanım. Kim dedi oğlum burayı yeşile boya diye? He? Kim dedi? O işte. O kim oğlum? İyi saatte olsunlar. Şey mi? Seninle de mi konuştu? Hı. Ne diyorsun Naci? Bundan sonrasını ben halledebilirim Ahmet Başçavuş'um. Siz gidebilirsiniz. Şakir, sen de biraz dışarıda bekle. Emredersiniz komutanım. diye merak ettik. Şşş. Senin söylediğin sesler var ya, biz de duyduk onları. Hadi canım. Evet. Duyduk. Çok korktum oğlum ben. Ya. Bak ellerime titriyor. Tosun. Ya Tosun. Bu yatır akşam akşam bize gözükmesin. Evet abi, olur mu olur, yatır bu ya gelirse. Şşş. Ben anamın verdiği muskayı taşıyorum. Onu siz düşünün. Ah. Bir çıtırtı. Duydun mu? Ben de duydum. Bu taraftan geliyor. Bu taraftan geliyor. Hayır bu taraf. Ya yaklaşıyor lan. Yaklaşıyor. Tavanda. Tavanda. Lan. Ne oldu lan? Naci. Oğlum adam bayıldı be. Naci. Lan şaka kaka oldu ha. Naci. Şşş. Naci. Abi abartmayalım abi. Abartmayalım. Şakayı abartmayalım. Adam bayıldı işte abi. Ne yapacağız? Ya nereden bilelim böyle olacağını? Manyak konuşma abi ya. Abi aynı şeyi hoparlörlerden yatır taklidi yaparken ne yapmadın mı? Kadın da bırak abi. Peki ben bunları yaparken sen ne yapıyordun bu esnada? Kimin fikriydi abi bunların hepsi? Demek bütün bunlar sizin fikrinizdi ha? Yaktım ulan sizi! Allah!